Bodrum'da yaşayan Nesrin Kalkan adlı vatandaş yaklaşık 2 ay önce patlayıp evinin temeline akan suya çözüm bulamadı. Çorba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir çıkmaz sokakta oturan Nesrin Kalkan'ın evinin önünden 2 ay önce su çıkmaya başladı. Patlağı onarmak için gelen tesisatçı, hattın Muski'ye ait olduğunu ve müdahale edemeyeceğini söyledi. Muski görevlileri ise patlağın kendi sorumluluklarında olan hatta olmadığını ve tesisatçının yapması gerektiğini söyledi. Bodrum Belediyesi zabıta görevlileri ise patlağın Muski sorumluluğundaki hatta olduğunu ifade edince, 2 aydır kurumlar ve tesisatçı arasında kalan Nesrin Kalkan'ın evinin temeline su gitmeye devam ediyor. Kalkan, sürekli akan suyun evinin temeline zarar verdiğini dile getirerek çözüm arıyor. Kent Haber'e açıklama yapan Kalkan, yüzlerce kez yetkilileri telefonla aramasına rağmen sonuç alamadığını anlatarak şöyle dedi. Belediyeye yüzlerce aradım, defalarca aradım, bir sonuç bulamadım. Yani Muğla'ya kadar aradım, hiçbir sonuç alamayınca size başvurdum. Vallahi boru patlak olabilir, bilmiyorum. Yani benim evimin altına atması çok zararlı bir şey. Yani ben buna dayanamadığım için sizi aramak zorunda kaldım. Sinir oldum. İki aydır aynı şeyi yapıyorum. Hem de oradaki insanlar, memuriyetler beni anladılar orada. Nesin teyze sen misin? 100 kere arıyorum ya. Bir de geldik yaptık diyorlar. Böyle bir saçmalık var mı ya? Olmaz. Bunu Bodrum Belediyesi bir el atsın, bunu halletsin. Olmaz. İki kere geldi, hatta zabiteyi çağırdım. Zabite dedi ki, abla da tesisatçının işi değil bu dedi. Bunu Muski gelecek, Muski yapacak dedi. Söylediler, geldiler, biz bunu yapamayız dediler. Tesisatçı yapacak dediler. Tesisatçı çağırdınız mı? Çağırdık tabii. Tesisatçı, ben abla gazamam dedi, oradan oraya ben yolu deşemem ki dedi. Gelecek Muski yapacak bunu. Ama ben defalarca aradığıma rağmen hiçbir şey sonuç alamadım.